Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler 11. sınıflar bu video sizin için 2. dönem 1. matematik yazılısı sınav hazırlık soruları sevgili arkadaşlarım. PDF'iniz açıklama kısmında mevcut ücretsiz biçimde indirip çalışabilirsin. İster indir tabletinden çöz ister çıktısını al ister benden önce çöz yanlışlarını kontrol et. Yani kendini bir yazılı yap istersen istersen de benle beraber bütün soruları çöz bir yazılazık provası olmuş olsun senin için. Gençler umarım hepiniz bu videodan sonra hepiniz sevgili arkadaşlarım bu videoyu izleyen herkes 100'e yakın notlar alır diyelim. Tabii ki temennimiz 100 almanız ama inşallah sevgili arkadaşlarım istediğiniz notları yazılıdan alabilirsiniz. Konularımız parabol ve eşitsizlikler olacak. Hazırsanız videoyu beğendiyseniz abone de olduysanız geçebiliriz dersiniz. Şimdi yazılıda hocan nasıl cevaplar istiyorsa o şekilde çözüm yapacağım. Dikkatli bir şekilde beni izlersen memnun olursun. Şimdi ilk sorumuza şöyle yaklaştıralım ve bakalım bir parabol sorusu. Bu parabol sorusu da neler diyormuş bakalım. X kare artı mx artı 9 diye bir parabol var. Bu parabol sevgili arkadaşlarım y eşittir x doğrusuna t etmiş. M'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bak şöyle afilli şeyler yaparsan hocam mutlu olur ha. Şöyle x ekseni şuna y ekseni hemen dersin ki hocam şurası y eşittir x doğrusudur. Yani birinci açı ortay doğrusudur. Bizim parabolimizde kolları yukarı doğruymuş ve işte buna bu şekilde t etmiş. Tamam e tamam teğet olduğuna göre demiş e doğru parabole teğetse bunların ortak çözümlerinin deltaları sıfıra eşit olmalı. Yani hemen diyeceksin ki sen hocam ben x kare artı mx artı 9 ile x'i eşit dedim. Ortak çözüm yapıyorum x'i bu tarafa gönderdim x kare artı x parantezinde m eksi 1 oldu hocam burası. Artı 9 eşittir 0'ın deltası eşit 0 olmalı. Burayı da böyle lütfen yaz tamam mı? Bir de böyle düzenli yaz. Hocalar düzenli yazan öğrencileri sever ekstradan daha fazla puan verisi gelir aklında bulunsun. Deltasını 0 yapacağız. Delta neydi hocam? b kare eksi 4 ac idi biliyorsun. Burada b'miz m eksi 1 o halde m eksi 1'in karesini alacağım. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 diyeceğim. Eşittir 0 olacak. Buradan m eksi 1'in karesi diyeceğiz. Şuradaki eksi 36 var ya onun karşı tarafa zıplatırsak artı 36 gelir. Şimdi hemen buradan şuna geç. m eksi 1 demek ki buradan ya 6 olabilirmiş ya da m eksi 1 buradan eksi 6 olabilirmiş de. m eksi 1 6 ise m 7'dir veya m eksi 1 eksi 6 ise m eksi 5'tir diyebilirsin. M'nin alabileceği en büyük değer sorulmuştu. M'nin alabileceği burada değerlerin en büyüğü 7'dir. Eksi 5 olacak hali yok ya değil mi? O halde cevabımız da 7 olacakmış diyeceğiz. Cevabı da bulduktan sonra işte istersen şöyle dikdörtgen içerisine al. istersen yanına şöyle bulunur yaz. Tamam mı? Bunlar önemli şeyler bir yazılı kağıdı için. İkinci sorumuz. X kare eksi x artı a artı 3 parabolü ile y 2 x artı 1 doğrusu iki farklı noktada kesişmekte. Buna göre a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor. Şimdi hemen şöyle düşün. Bir tane yine x ekseni çiz. Bir tane y ekseni çiz. Şu x artı 1 doğrusunu çizmeyi biliyorsun değil mi? x'e 0 verirsen y eşittir 1'den. x'e eksi 1 verirsen y eşittir eksi 1'den geçer. Ve x'e e 0 ha, tamam x eksi 1 verirsek dedik. Şu şekilde çizdim arkadaşlar ben bunu. ikisinden geçen doğruyu. E bu parabolle bu doğru da iki tane noktada kesişiyormuş. Bak 1 ve 2 iki tane noktada kesişiyorsa o zaman ne diyeceksin? Doğruyla parabol iki noktada kesişiyorsa deltası sıfırdan büyük olmalı diyeceksin. Ama neyin? Ortak çözümün. Pekala ortak çözelim o zaman. x kare eksi x artı a artı 3 dedik. Eşittir x artı 1 dedim. Bunların hepsini sol tarafa topluyorum arkadaşlar. x kare eksi 2x artı a artı 2 kalır. Eşittir 0 oldu. Artık bunun ne olmalıydı? Deltası sıfırdan büyük olmalı diyeceksin buraya. Tamam delta sıfırdan büyük olmalı Dedim Şurayı sildim artık. Pekala bunun deltasını bulalım. Deltamız neydi? B kare eksi 4 ac idi. B'miz burada eksi 2 olduğu için karesi 4'tür. Eksi 4 çarpı a'sı 1 ve c'si de a artı 2 arkadaşlar. O halde sıfırdan büyük olacaksa 4 eksi 4 a eksi 8 büyüktür 0 dedim. İçeri dağıttım oradaki eksi 4'ü ve 4'ten 8 çıktı eksi 4. Demek ki eksi 4 a büyüktür. Eksi 4'ü karşıya attım. Artı 4 oldu. Her iki tarafı eksi 4'e bölersem eksiye böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirir. A küçüktür. Eksi 1 gelir. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Eksi 1'den küçük olan en büyük tam sayı değeri tabii ki de sevgili arkadaşlarım. A maksimum tam sayı değerimiz kaçmış? Eksi 2'ymiş diyebiliriz. Bunu da bu şekilde dikdörtgen içerisine alırsan hocanın hoşuna gidecektir. Evet 3. sorumuz. Aşağıda Eksi x kare artı 2x artı 8 parabolünün grafiği ile 2x artı 4 doğrusu gösterilmiş. Parabolle doğru eksi 2'ye 0 noktasında yani bir şurada bir de sevgili arkadaşlarım k noktasında kesişmektelermiş. Buna göre k noktasının ordinatı sorulmuş. Yani neresi soruluyor arkadaşlar? Şuradaki ordinat soruluyor bize. Pekala. Şimdi bu ikisi eksi 2'ye 0'da kesişiyor. Zaten ikisi de eksi 2 için 0'dan geçiyor. Ben burada farklı olarak ne görüyorum? Ben bunları ortak çözüme kavuşturursam yani eksi x kare artı 2x artı 8 dedim eşittir 2x artı 4 dedim tamam mı? Her iki tarafta 2x'ler olduğu için bunları götürdüm. Eksi x kare artı 8'i sağ tarafa gönderecek olursam elimde şöyle bir şey oluşur bak. x kare eksi 4 eşittir 0 oluşur. Burada benim x değerlerim ya eksi 2'dir ya artı 2'dir. Şimdi ben buradaki eksi 2'nin zaten şurada kesiştikleri noktalardan birisi olduğunu biliyorum. Demek ki buradaki artı 2 de neymiş? Şu kesiştikleri noktanın Apsisiymiş arkadaşlar. E bizden ordinatı istenmişti. Aman dikkat. Ordinat isteniyorsa bu 2'yi ister parabolde ister doğru da yerine yaz. Çünkü zaten kesiştikleri yerdir. Hangisinde yerine yazarsan yaz aynı sonucu bulacaksın. Doğru da yazmak daha mantıklı. 2'yi yerine yazarsan burası 8 gelir. Demek ki doğru cevabımız da ordinat eşittir 8 diyebilirsin ya da dersin ki K noktasının apsisini 2 buldum hocam. Ordinata buradan 8 geldi gibi gösterebilirsin sevgili arkadaşım. Evet 3. sorumuzu da çözdük. Devam edelim 4'le. Bu arada aşağıda soru yoktu aynı. Aşağıda x kare eksi 8 parabolü verilmiş bize. Tamam. x kare eksi 8 parabolü var. ABCD karesinin A ve B köşeleri, parabolün C ve D köşeleri x ekseninin üzerindedir. Buna göre ABCD karesinin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi iyi dinle beni. Bu bir kare. Mavi gösterilen bir kare. Ben bu karenin şuradaki C köşesinin apsisini eğer A dersem bak şurası ne olacaktır? Eksi A olacaktır. Bu bir cepte. Dolayısıyla bu karenimizin bir kenarı bana 2A'yı verir. E bu kareydi. Kare ise o zaman bu kenarı da 2A'dır. Ve doğal olarak buranın ordinatı bak şundan kaynaklı buranın tamamı 2A ise buranın ordinatı eksi 2A gelmek zorundadır. Eksi 2A diyorum çünkü y ekseninin negatif tarafında alt tarafta. Tamam o zaman ben burada C'nin apsisi olan A'yı parabolde yerine yazdığım takdirde bana eksi 2 A'yı verecekmiş de derim. O halde X gördüğüm yere A'yı yazıyorum. A'nın karesi eksi 8 eşittir eksi 2 A dedim. Eksi 2 A'yı sol tarafa davet ediyoruz. A'nın karesi artı 2 A eksi 8 eşittir 0 dedim. Buradan A'ya A burayı da artı 4'e eksi 2 diye açarsam çarpımları eksi 8 toplamları artı 2 vereceğinden a eşittir 2 veyahut a eşittir eksi 4 olacaktır. Yalnız dikkat et. Ben a'yı pozitif tarafta seçmiştim. O halde eksi 4 olamaz. a kaçmış arkadaşlarım? 2'ymiş. Güzel ABCD karesinin alanı sorulmuştu. E ben karenin bir kenarına 2A demiştim. 2A ise bana 4'ü verir. O zaman diğer kenarda 4'tür. 4 çarpı 4'ten bu karenin alanı 16'nın ta kendisidir. Cevabımız da bu olur dedik. Geçtim 5'e. Yukarıda demiş x kare eksi 4x artı a parabolünün grafiği gösterilmiş gençler. OB 5 tane OA uzunluğuna eşitmiş. Yani şöyle diyebilir miyim ben? Eğer ki şurası k birimse eğer şurası tabii ki de 5k birim olacaktır. Yani b'nin apsisine ben 5k dersem a'nın apsisi buraya dikkat eksi k olacaktır. Niye? Çünkü orası k birim ama kök olarak eksi k'da bulunur. Çünkü x ekseninin negatif tarafındayız artık. Pekala şimdi ben buradan neleri bulurum biliyor musun? Şunu yaparım. Madem bir köküm eksi k diğer köküm 5k biliyorsun parabolün x eksenini kestiği noktalara aynı zamanda o ikinci dereceden fonksiyonun kökleri denir. O halde kökler toplamı 5k ile eksi k'nın toplamı 4k yapacaktır. 4k bana kökler toplamı formülünden eksi b bölü a'dan hatırladın mı o formülü? Eksi b bölü a idi kökler toplamı formülü. Bunun eksilisi 4. A'sı da 1 zaten. 4'ü verecekmiş. Demek ki K kaçmış arkadaşlar? 1. K madem 1. Bak burası 5'tir. Burası da eksi 1'dir diyebilirsin artık. Ve hiç durmadan kökler çarpımına geçersin. 5 ile eksi 1'i çarparsam kökler çarpımından eksi 5'i verir. Kökler çarpımı formülü de C bölü A'ydı. E burada C'miz A'dır. A da 1'dir. Dolayısıyla A bölü 1'e eşitmiş. A bölü 1 de zaten A'dır. A kaçmış? Eksi 5'miş. Bizden ne isteniyordu? A demek ki cevabımız eksi 5 bulunur diyebilirsiniz. Pekala 5. sorumuzu da çözdük artık devam ediyoruz 6. soruyla. Aşağıda demiş parabolik biçimde kesiti gösterilen bir yüzme havuzunda atlama tahtası 1 metredir verilmiş bize. Şimdi bu soru 3-4-5 yayınlarından alınan bir soru arkadaşlarım aklınızda bulunsun parabolik biçimde kesiti gösterilen bir yüzme havuzumuz var ve bu havuzda atlama tahtası 1 metre. Yani şurası sevgili arkadaşlarım 1 metreymiş. Pekala. BC'nin 9 metre olduğunu, BD'nin 3 metre olduğu verilmiş. AB ile BD birbirine dik olmak üzere havuzun en dip noktasının AC kenarına uzaklığı kaç metredir? AC neresi arkadaşlarım? Zaten şurası. Şimdi neyi sormuştu? Havuzun en dip noktasının yani şuranın buraya olan uzaklığı sorulmuş. Yani aslına bakarsan ben bunu bir parabolik ise eğer bu bu parabolde sevgili arkadaşlarım tepe noktası burasıdır tepe noktasını yerine yazdığım takdirde çıkan değerin uzunluğunu bulmam gerekiyor aslında peki ben bu parabolü şu şekilde düşünsem bak şimdi iyi dinle beni sen de bütün sorularda bunu yap tamam mı hiç sıkıntı yok yapabilirsin şimdi ben şu adamın durduğu havuzun tam yüzeyinin olduğu yere x 80i desem. Tamam ne kaybım olur hiçbir kaybım olmaz. Sonra giderim abi. Şu A noktasının olduğu yere de geçecek şekilde buraya da Y ekseni derim. Şimdi bu parabolümün benim köklerimden bir tanesi şurası olur. Yani orijindeki sıfır olur. Diğer köküm de buraya 11 birim uzaklıkta olduğu için bak 1 artı 9'dan 11'im birim uzaklıkta olduğu için buraya da ben 10 derim. Tamam mı? Ve bu parabol 1'i yerine yazdığımız takdirde de şurası 3 metre olduğu için eksi 3'ten geçiyormuş da derim. Şimdi benim parabolüm ne olur? Y eşittir. Sıfıra sıfırdan geçtiği için x çarpı 10. Diğer kökü de 10 olduğu için x eksi 10 olur. Lakin bir de bunun baş kat sayısı vardır. Çarpı a dedim. A'yı elde edebilmek için 1 için eksi 3'ten geçtiğini vermiş. O halde eksi 3 eşittir. A çarpı 1 çarpı eksi 9 olur bak 1'i yerine yazarsam. Şuradaki eksi 9 yapan yeri karşı tarafa bölüm olarak gönderirsem eksi 3 bölü eksi 9 yani 1 bölü 3 eşittir a'yı verir bana. Demek ki benim parabolüm neymiş? 1 bölü 3 çarpı x çarpı x eksi 10'muş arkadaşlar. Bu cepte artık. Benden istenen şuradaki r'yi yerine yazdığımız takdirde çıkan sonucun uzunluğu soruluyor. Şimdi burada r kaçtır? Bakın burası 10 değil miydi? 10'du. O zaman parabol simetrik olduğu için bu ikisi birbirine eşit olmaz mı? Olur. Demek ki burası 10'sa burası 5'tir arkadaşlar. 5'i yerine yazalım bakalım. Y eşittir 1 bölü 3 çarpı 5 çarpı 5'ten 10 çıktı. Eksi 5 yaptı. Burası bana neyi verir? Eksi 25 bölü 3'ü verir. Demek ki uzunluk sorulduğu için negatif olamaz diyeceğim. Demek ki arkadaşlarım buradaki uzunluğumuz bizim neymiş? 25 bölü 3'ün ta kendisiymiş. 6. sorumuzu da bu şekilde çözdük. Şimdi devam edelim 7. soruyla. Bir eşitsizlik sorusu. X kare eksi 9 çarpı x artı 2 küçük veya eşit 0 eşitsizliğini sağlayan kaç doğal sayı vardır? Doğal sayı soruluyor unutma. Hemen burayı çarpanlarına ayırdın. x eksi 3 çarpı x artı 3 dedin. Çarpı bir de x artı 2'miz var unutma. Sıfırdan küçük veya eşit olduğu yerleri arıyoruz biz. Hocam şuranın kökünü ayrı bulurum 3. Buranın kökü yani içini sıfır yapan değer eksi 3'tür. Buranın kökü de eksi 2'dir biliyorsun. Hemen bu bulduğun kökleri sayı doğrusu üzerinde gösteriyorsun. Eksi 3 Eksi 2 ve 3 sayı doğrusu üzerine gösterdiğim için küçükten büyüğe doğru sıraladım. Daha sonrasında tablonun bacaklarını çiziyorum. Köklerin bacaklarını çiziyorum. Burada eşitlik olduğundan eşitlik varsa bu şekilde içlerini dolu boncuklar takarsın buraya. Sonra geldin şu kısmı. Burası x'in kat sayısı artı x'in kat sayısı artı x'in kat sayısı artı olduğu için artı çarpı artı çarpı artı bana pozitifi verir. O halde ben pozitifle başlayacağım dersin. Ve sol tarafa doğru hareket ederken de tek katlı kök gördüğün takdirde işaret değiştireceksin. Artı tek katlı kök eksi tek katlı artı tek katlı eksi dedik. Benden istenen yerler nereler hocam? Sıfırdan küçük veya eşit olan yerler. O halde bir burası istenmiştir diyeceğim. Bir de burası istenmiştir diyeceğim. Ama 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 Şimdi burada sonsuz tane sayı var ama benden ne istenmişti? Doğal sayılar istenmişti. Şimdi sana sorum. Eksi 3'ten küçük veya eşit olan hiçbir doğal sayı var mı? Yok. Demek ki ben buraya bakmam gerekmiyor. Ben sadece şuraya bakacağım. Çünkü bütün doğal sayılar burada. Burada hangi doğal sayılar var? En küçük 0 var. Sonra 1 var. 2 var. 3 de var çünkü 2 dolu 3'ü de alabilirim. 3 de bu eşitsizliği sağlar. E, kaç tane doğal sayı vardır diye sorulmuştu. 4 tane olduğunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Bu çözümü yap 10 puan cebine koy yoluna devam et. 8. soru. Şimdi bu soruda da çarpım durumunda olduğu için şanslıyız. Sıfırdan büyük olan ve bu eşitsizliği sağlamayan kaç tane tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Beni iyi dinle. Hemen üst ve alt tarafın köklerini buluyorsun. Hatta daha alışkın biçimde yazarsak, daha alışkın olduğumuz biçimde yazarsak soruyu şu şekilde gösterelim. Bölü x çarpı 5 eksi x dedim. İyi dinle şimdi beni. Sıfırdan büyük olan yerleri arıyorum. Hocam şuranın kökü 4'tür. Buranın kökü 3. Buranın kökü e, 0 zaten. Buranın kökü kaçtır? 5. Hepsinde sıfıra eşitleyen değerleri buldum. Şimdi ben bu değerleri sayı doğrusu üzerinde sıralayacağım. En küçük köküm burada benim sıfır olduğu için sıfırı buraya yazdım. Sonra 3, sonra 4 ve sonra 5 oldu. Bu köklerin bacaklarını da bu şekilde çizdik arkadaşlar. Tamam. Bunlara bir de bacak attıktan sonra iyi dinle beni. Hocam sıfırdan büyük dediği için şimdi payda kısmının kökleri zaten 0 ve 5'ti. 0 ve 5'in içlerini zaten boyayamazsın. Tamam mı? Ama üst tarafında içlerini boyayamam. Üst, üst tarafın köklerini de içlerini boyayamam. Niye? Çünkü eşitlik yok. Eşitlik olmadığı için 3 ve 4'ün de içlerini boş bıraktım. Şimdi neyle başlayacağım? İyi de. Bak burası pozitif x'in katsayısı. Bak burası negatif. Burası pozitif, burası negatif. Artı ile eksiyi çarptın eksi, artı ile eksiyi çarptın eksi, eksi bölü eksi eşittir artı. Demek ki artı ile başlayacağım. Tek katlı kök eksi, tek katlı artı, tek katlı eksi ve tek katlı artı dedin. Bunları dedikten sonra bizden sıfırdan büyük veya eşit olan yerler istendiği için bir burayı taradın, bir burayı taradın, bir de geldin burayı taradın hocam. Bu eşitsizliği sağlamayan kaç tane tam sayı vardır diye soruluyordu. Bak bir buradakiler bir de buradakiler var. Hemen o zaman yazmaya başlayalım. Sıfırla 3 arasında hocam 1 ile 2 var. Evet haklısın. 4 ile 5 arasında da hocam hiçbir sayı yok. Demek ki 2 tane varmış dersen hatalı davranırsın. Çünkü biz bunların içlerini boşuna mı boş bırakıyoruz gençler? Boş bırakıyoruz çünkü sağlamıyor. Ve bizden de sağlamayanlar istenmişiz zaten. Demek ki burada 0 ve 3 de sağlamıyor. Aynı zamanda 4 ve 5 de sağlamıyor. Aman dikkat bak kaç tane bulacaktın? 6 tane bulacaktın 2 tane bulursun yoksa. Cevabımız 6 olacaktı. Bu çözümü yaparsan 10 puanı kapmış olursun hocadan. Devam 9. soru. x çarpı 3 eksi x sıfırdan büyük. 2x artı 1 çarpı x eksi 1 de sıfırdan küçük. Yukarıda verilen eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi ab açık aralığında olduğuna göre b eksi a farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi hemen buna ne diyoruz biz? Eşitsizlik sistemi diyoruz. İki tane farklı eşitsizliği tek bir tabloda çözersek eşitsizlik sistemi yapmış oluruz. Bak şimdi. Şuranın kökü nedir hocam? 0. Hocam buranın kökü nedir? 3. Hemen geldim buranın kökünü buldum. Eksi 1 bölü 2. Hemen geldim buranın kökü de 1. Bunların her birini aynı sayı doğrusunda önce bir güzel sıralıyorsun. En küçük kökümüz burada eksi 1 bölü 2. Sonra 0, sonra 1 ve sonra 3'ümüz var. Hemen bunlara da birer bacak takıyorsun şu şekilde. Tamam mı? Bu bacakları da taktıktan sonra yalnız bu bacakları senden ricam biraz uzun yapman. Ben hemen senin için şöyle biraz daha uzun bacaklar çizeyim. Eşitsizlik sistemi çözerken çok fazla silgiyle haşır neşir olmamanız için Bacakları şöyle uzun yapın. Neden? Çünkü buraya sevgili arkadaşlarım şu şekilde iki tane satır çizeceğiz bu sefer. Şimdi şuraya bir tane daha attım. Neden attım bunu? Şundan kaynaklı attım. İyi dinle beni. Bak şöyle yapalım. Beni iyi dinliyorsun. Şöyle biraz daha uzattım. Ben şuna birinci eşitsizlik buna ikinci eşitsizlik dersem buraya bir ve buraya ikiyi gösterdim. Birinci eşitsizliğimin kökleri hangileri? 0 ve 3. Eşitlik var mı? Yok. O zaman içleri boş olan 0 ve 3'e şu şekilde boncuklar taktım. Sonra alttakinin yani ikincinin kökleri neydi? Eksi 1 bölü 2 ve 1'di. Onların da içleri boş çünkü eşitlik yok. O halde eksi 1 bölü 2 ile 1'e de bu şekilde boncuklar attım. Buraya geldim. Bunun kat sayısı artı, bunun kat sayısı eksi. Artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için burası eksiyle başlar dedim birinci eşitsizlik. İkinci eşitsizlik. Bak burası pozitif, burası pozitif demek ki pozitifle başlar diyeceğim. Şimdi üst taraftan başlıyorum. Eksi tek katlı kök artı artı tek katlı eksi eksi. Bak şurası kök anlamına falan gelmiyor ha. Ona dikkat. Hocam niye buradan buraya geçerken eksiye dönmedi deme. Orası onun kökü değil çünkü. Geçtim alttakine artı bak bu şekilde artı diye devam edecek. Tek katlı kök gördüm. Eksi eksi tek katlı kök artı oldu. Şimdi birincisinde neresi istenmişti? Sıfırdan büyük olan yerler. Yani gençler Birincisinde burası isteniyor. Hemen geçtim ikincisine. İkincisine neresi isteniyor? Sıfırdan küçük olan yerler. Yani şurası isteniyor. Şimdi ikisinde de ortak taradığım sütun neresi? İkisinde de ortak taradığım sütun sadece ama sadece burası. Yani benim eşitsizliğimin çözüm kümesi sıfırla bir açık aralığıymış. E soru bana diyor ki bu eşitsizliğin çözüm kümesi AB açık aralığıdır diyor. E tamam demek ki A birmiş sıfırmış. B'de 1'miş. Benden B'den A'yı çıkar diyor. 1'den 0 çıkarsa cevabımız ne olur? 1 olur. Sen bu şekilde 1 bulunur yazarsan soruyu hocan doğru kabul eder. 10 puanda buradan ateşlersin. Evet. 10. sorumuzdayız. x kare artı 5x eksi 6 bölü x artı 2'nin mutlak değeri çarpı 4 artı x kare küçük veya eşit 0 eşitsizliğini sağlayan tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş bize. Şimdi hemen bunların ayrı ayrı köklerini bulacağım. İyi dinle beni. Üst tarafı x'e x diye çarpanlarına ayırırım. Burayı da artı 6'ya eksi 1 diye çarpanlarına ayırırsam çarpımları eksi 6 ve toplamları tabii ki de bana 5'i verir. Daha sonrasında şuranın kökünün eksi 2 olduğunu buradan herhangi bir kök gelmeyeceğini x kare artı 4'ün kökü yoktur arkadaşlarım. Çünkü x kare her halükarda minimum 0'dır. 0'ın üzerine 4 eklersem artık bu ifade minimum 4 olacağı için 0 olmasına yani kökünün olmasına imkan yoktur. Ya da en basitinden deltasına bakarsın sıfırdan küçük gelir. Buranın kökü olmadığı için ben burayı temizleyebilirim. Burayı görmezden geliyorum artık. Şimdi bunların kökleri neydi üst tarafın? 1 ve eksi 6 idi. Bunları da lütfen unutmayalım. Bak şunun eksilisi ve bunun eksilisi köklerdir biliyorsun. Daha sonrasında şurası neydi? Eksi 2 idi bunun kökü. En küçükten başlıyorum. Eksi 6, eksi 2 ve 1 dedim. Daha sonrasında çizdim hocam. Kök bacaklarını çiziyorum kök bacaklarını çizdikten sonra da diyorum ki beni iyi dinle şimdi. 1 pay kısmının köküydü ve eşitlik var. Eksi 6 pay kısmının köküydü ve eşitlik var. Eksi 2 paydanın kökü olduğu için eşitlik yok. Lakin etrafında bir mutlak değer var gördüğün üzere. Bu şekilde mutlak değerli olanların içini sıfır yapanların sevgi sevgili arkadaşlarım kökleri çift katlıdır. Bunu lütfen unutma. Çift katlı olduğu için de bu şekilde iki tane boncuk taktık. Şimdi neyle başlayacağım? Hocam alt taraf zaten mutlak değerli pozitif. E burası zaten pozitifti daima. E burası da zaten pozitif. Demek ki pozitifle başlayacağım. Tek katlı eksi dedim. Bak çift katlı kökü gördüğün zaman işaret değiştirmez. Eksi tek katlı gördüm artı. Benden istenen yer sıfırdan küçük veya eşit olan yerler. Yani bir burası bir de burası. E peki hala hocam. Şimdi neresi diyeceğiz? Bu tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Neyi? Sağlayan. Peki Eksi 6 sağlıyor mu hocam? Sağlıyor ki içini doldurmuşuz. Eksi 6. Hemen yanında eksi 5 var sağlar. Eksi 4 var. Eksi 3 var sağlar ama eksi 2 sağlamaz. Niye içi boş çünkü paydayı da 0 yapıyor. Eksi 2'den sonra eksi 1 var. 0 var. Ve bir de sağlar arkadaşlar. Demek ki sağlayanlar bunlarmış ve bunların da bizden toplamı istenmiş. Hadi toplayalım. Eksi 6'dan. Eksi 6'dan. Gerçi arada eksi ee, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2'yi almadık değil mi? Tamam çok güzel. Şu şekilde toplayalım. Şunlar zaten 0 yapıyor toplamları. Şurası eksi 9, burası da eksi 9. Toplamları eksi 18 yapar. Cevabımız da eksi 18'dir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet gençler 10. sorumuzda çözdük. Devam ediyoruz. 11 ile x kare eksi 9 sıfırdan küçük. x eksi 4'ün karesi bölü x eksi 2 sıfırdan küçük. Eşitsizlik sistemini kaç tam sayı değeri sağlar diye sorulmuş bize. Şimdi yine sistem olduğu için buna birinci eşitsizlik buna da ikinci eşitsizlik diyeceğim. Birinci eşitsizliğimizin kökleri tabii ki de x kare eksi 9'u sıfır eşitleyenler eksi 3 ve artı 3'tür. İkincinin köklerine bakıyorum. Burada bir 4 diye bir kökümüz var ama karesi olduğu için çift katlıdır bu 4. Bir de alt kısımda 2 diye bir kökümüz var. Bütün kökleri, bütün kökleri Tek bir tabloda yazacağım arkadaşlar. Hemen şuraya göstereyim. En küçük kökümüz burada eksi 3. Sonrasında bir 2'miz var. Ee, sonrasında 3'ümüz var ve 4'ümüz var. Hadi bakalım. Tek tabloda yapacağım. Hepsinde bacaklarını çiziyorum. Eşitsizlik sistemi yaparken tablonun bacaklarını biraz uzun tutun demiştim. Siz de buna uyun ve uzun çizin arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra biz buraya kaç tane satır atıyorduk? 2 tane satır atıyorduk. Ve bu satır, satırları attıktan sonra da diyorum ki şuraya birinci eşitsizlik, buraya ikinci eşitsizlik dedi. Birinci eşitsizlikte de, ikinci eşitsizlikte de hiçbir şekilde eşitlik durumu söz konusu değil. O halde bütün attığım boncukların içleri bir kere boş olacak bu bir. Ayrıyeten birinci eşitsizliğimizin kökleri eksi 3 ve 3 olduğu için bu şekilde tek katlı kökler vardır dedik. İkinci eşitsizliğimizin bir kökü 4'tü ama 4 çift katlı kök olduğu için bu şekilde attım. Ve ikinci eşitsizlikte paydayı sıfır yapan değer o da bir köktü. Burayı 2 diye işaretledim. Şimdi birinci eşitsizlikte pozitif olduğu için pozitifle başlayacağım. İkincisinde de pozitifin pozitif oranı yine pozitifle başlayacağım. Sol tarafa doğru geliyorum. Artı diye devam ettim. Kök gördüm. Eksi, eksi. Kök gördüm. Artı yaptım. İkinci eşitsizlikte artı. E çift katlıydı yine artı. Artı tek katlı gördüm. Eksi, eksi dedim. Birinci eşitsizlikte sıfırdan küçük olan yerler istenmişti. Bak şurası isteniyor. İkinci eşitsizlikte de sıfırdan küçük olan yerler istenmişti. Yani burası isteniyor. İkisinde de taradığım sütun hangisi? İkisinde de taranılan tek bir sütun var. O da burası arkadaşlar. Demek ki benim çözüm kümem neresiymiş? Eksi 3 ile 2 açık aralığı olacakmış. Peki kaç tane tam sayı değeri sağlar? Eksi 3 ile 2 arasında. Eksi 3'ün hemen sağında. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. Bir var. 2'yi alamıyorum zaten. Demek ki kaç tane tam sayı değeri sağlıyormuş arkadaşlarım? 4 tane tam sayı değeri sağlıyormuş diyebilirim bu sorumun cevabına da. Ve gençler artık son sorumuzdayız. Sizinle beraber çözeceğimiz, sizinle beraber yaptığımız çalışmanın sonuna geldik gençler. Bu tarz soruları çözdük. Sınavda da yazılıda da karşına bunlardan fazlası zaten çıkmayacaktır diye ümit ediyorum. Çünkü zaten Mep kazanımlarına göre hazırladık. Yani Milli Eğitim'in yayınladığı o örnek sorulara göre ben bu soruları sizler için hazırladım. Daha fazlası çıkmayacaktır. Merak etmeyin gençler. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre x kare eksi 4x çarpı fx sıfırdan küçük veya eşit eşitsizliğini sağlayan x doğal sayılarının toplamı. Şimdi şu tarz bir ifade verildiği takdirde ben hemen ne yapıyordum eşitsizlikte? Köklerini buluyordum. Bir kere burası x parantezinde x eksi 4 müdür? Evet. Peki bunun kökleri bir sıfırdır bir de 4 müdür? Evet hocam 0 ve 4'tür ama fx'in kökleri fx'in kökleri için hemen tablomuzdan yani grafiğimizden bir yardım alacağız. Fonksiyonların x eksenini kestiği noktaların apsisleri bizim için köklerdir. Yani eksi 7 ve 3 gibi. Hemen fx'in kökleri eksi 7 ve 3'tür dedim ama 3'e dikkat ediyorsunuz 3 çift katlı köktür. Unutmayın grafikler x eksenine bu şekilde teğet oldularsa Oralarda çift katlı köke sahiplerdir. Bunu da unutmuyoruz. Pekala en küçük kökümüz eksi 7. Sonra 0, sonra 3 ve sonra 4'tür dedik. Ve kök tablosunu çiziyorum. Bu bir sistem olmadığı için şu şekilde kısa bacaklar çizelim. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar. Şu olmadı ona takıldım ben ya. Heh, şunu düzeltelim gençler. Sonra diyorum ki. 4'te tek katlı kökümüz vardı ve eşitlik olduğu için tamamını içini dolduracağım. 4'te tek katlıydı. 3'te çift katlıydı unutmayalım. 0'da tek katlı ve eksi 7 tek katlı kökümüz vardı. Hocam şuradaki grafik üzerinde tek katlı kökü nasıl anlayacağız? Eğer x ekseninin karşısına geçiyorsa tek katlıdır. Geçemiyorsa teğet oluyorsa çift katlıdır. Bunu da sakın unutma. Peki neyle başlayacağım? Orası da önemli grafik yorumu. Şimdi x karenin kat sayısına baktığım pozitif. Grafiğe bakıyorsun fx'e. Eğer sonsuza yani sağ tarafa doğru giderken artıyorsa pozitiftir azalıyorsa azalsaydı eksi diyecektik ama burada azalmıyor artıyor dolayısıyla artı diyeceğim yani burası da artı burası da artı artı kere artı artı dedik artıyla başladık tek katlı eksi çift katlı eksi tek katlı artı ve çift, tek katlı olduğu için eksi dedim benden istenen yer sıfırdan küçük veya eşit olan yerler olduğu için bir şurası istenmiş hocam bir de burası istenmiş. Pekala. Bunu sağlayan x doğal sayılarının toplamı sorulmuş. Yani doğal sayılar ne tarafta? Eksi 7'nin sol tarafında doğal sayı var mı? Yok. Demek ki buraya bakmayacağım. Şuralara bakacağım. 3 sağlıyor zaten. 4 de sağlıyor. E Bir de burada sağlayan 0 var. Çünkü içini boyamışız. 0'ı da alırım ama toplamı sorulduğu için 0'ı alsam da almasam da bir etki yaratmayacaktı. Ama sen hocanın gözünün içine soka soka şöyle yaparsan cevabı 3 artı 4 eşittir 7 dersen Doğru cevap da 7'dir ama hoca bir puan kırar. Çünkü der ki sıfırı göstermemiş bana. Demek ki sıfırın alınacağını unutmuşlar. Sen 0 artı 3 artı 4 eşittir 7 yaparsan tam puanı kapmış olursun. Evet gençler birbirinden güzel 12 tane soruyla yazılı hazırlık çalışmamızı tamamladık. Sonraki videolarda, sonraki sorularda ve sonraki hazırlık çalışmalarında görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.